Merhabalar arkadaşlar. Bugün kitabımızda bölüm 8'e başlıyoruz. Genel fonksiyon modellerinin karşılaştırmalı durağanlık analizleri. Chapter 8 Comparative Static Analysis of General Function Models. Şimdi burada daha önce size söz ettiğim o ilginç yere geldik. Yani bu bölümde yapacağımız işleri biraz şeye benzetebiliriz. Bir çölde bir toz bulutu arasındaki bir devenin veya işte tankın, uçağın ne varsa orada şeyin arkasında, o toz bulutunun arkasında onun tam ne olduğunu görmeden mesela bir lazer ışınıyla şey yapıp onun orada varlığını saptayıp ondan sonra o ışınla onu yönetmek, onunla bir şeyler yapmayı öğreneceğiz. Yani yapısını şeyi tam görmediğimiz bir fonksiyonu sadece türevleri yardımıyla incelemeyi öğreneceğiz. Ve tam olarak da buna benziyor yapacağımız iş. Yani bir toz bulutunun arkasındaki bir nesneyi el yordamıyla, el de demeyelim, el uzanmıyor oraya çünkü bir lazer yordamıyla mesela bir ışın yordamıyla şey yapıp saptayıp ondan sonra veya radar ışınlarıyla saptayıp ondan sonra onu yönetmek, onunla bir şeyler yapmak işi. Dolayısıyla yani belki de bu şeyin, bu senenin en soyut konusuna gelmiş bulunuyoruz. Ama bunu öğrenince, burada örtük fonksiyon teoremi denilen çok önemli bir teorem var. O teoremi öğrenince ondan sonra hem matematikte hem iktisatta hem de başka yerlerde birçok işi ondan sonra yapabilir hale geliyoruz. Şimdi o işe başlıyoruz. Soru şu. Elimizde fonksiyonların açık halleri, yani işlevsel biçimleri, functional forms dediğimiz o fonksiyon biçimleri yoksa ve bağımsız değişkenler de kendi aralarında bağımsız değillerse, yani bazıları diğerlerinin fonksiyonuysa, o zaman karşılaştırmalı durağan türevleri nasıl hesaplarız? Sorumuz bu. Yani başlangıç dengesiyle bitiş dengesini sistemin nasıl karşılaştırabiliriz? Karşılaştırmalı durağan türevler bunu yapıyor biliyorsunuz. Denge değerlerinin, denge formüllerinin dışsal değişkenlere göre kısmi türevleri. Geçen konuda öğrendik bunu. Ha, mesela örnekte tam bu işte çölde toz bulutunun arkasında göremediğimiz deveyi saptama ve yönetme problemi. Örneğin ulusal gelir modeli şöyle verilmiş olsa. Y eşittir C artı I0 artı G0. C eşittir C Y T0. Bakın burada artık C'nin açık fonksiyonel formunu göremiyorum. Yani C0 artı veya işte A artı B Y bilmem ne gibi bir şey yok burada. Ne var? Bir C fonksiyonu var. C yani tüketim fonksiyonu. Tüketim fonksiyonu gelirin ve dışsal vergilerin bir fonksiyonu olarak tanımlanmış. Bunun açık halini bilmiyorum. Vermemiş bana. Ama buna rağmen bu C fonksiyonunun Y'ye ve T0'a göre kısmi türevlerini biliyorsam bunlarla birçok şey yapabilirim. İlla fonksiyonun açık halini, yüzünü görmem gerekmez. Ne yaparım? Bu C'yi alır, buraya yerleştiririm. Y eşittir. C YT0 artı I0 artı G0 şeklinde mesela bir defa bunu yerleştirebilirim. Sonra da bir takım türev tekleriyle buradan bir şeyler çıkarabilirim. Y yıldız için açık çözüm bulunamaz. Karşılaştırmalı durağan türevleri nasıl hesaplayacağım, değil mi? Ulusal gelirin denge değeri Y yıldız varsa o zaman bazı genel koşullar altında açık fonksiyonel biçimini görmesek bile Y yıldızı böyle bir T0, I0 ve G0'ın yani içsel değişkenin denge değerini dışsal değişkenler cinsinden bir fonksiyon olarak yazabiliriz. Ek olarak Y yıldızın bir komşuluğunda, bu komşuluk kavramı çok önemli, ne olduğunu öğreneceğiz. Y yıldızın bir komşuluğunda Y yıldızı eşit C yıldız T0 artı I0 artı G0 diye denge denkliği şeklinde yazabiliriz. Equilibrium identity biliyorsunuz. Ondan sonra da del yıldız bölü del T0'ı mesela hesaplayabiliriz ama basitçe hesaplanamaz. Çünkü T0 Y yıldızı hem doğrudan hem de C üzerinden dolaylı etkiliyor. Yani T0 hem C'de var, C'de Y'de olduğu için T0 hem kendisi Y yıldızı hem de C üzerinden Y yıldızı etkiliyor. Onun için de olay biraz daha karmaşık. Artık daha girift ilişkiler ve daha görünmeyen perde arkası, toz bulutu arkası ilişkiler var. Onları çözümlemeyi öğreneceğiz. Çözüm ne peki? Toplam türevseller dediğimiz bir araç. Total differentials ve toplam türevler. Total derivatives.
Bunlar da bizim araçlarımız olacak bu işte. İşte o lazer ışını. Hoş, örtük fonksiyon teoremi bu işin temeli. Yani radar veya lazer dediğimiz teknoloji burada örtük fonksiyon teoremi. Oradaki kullandığımız ışın ve işte gidip de araç elimizdeki de toplam türevseller ve toplam türevler. Şimdi bakalım nasıl olacağını bunu. 8.1 türevseller, differentials İngilizcesi. Şimdi işte türevselleri biraz araç öğrenelim. Ondan sonra bunları nasıl kullanacağımızı da öğreneceğiz. Y eşittir Fx fonksiyonu için türev dy bölü dx f üssü x olarak gördük ve bunu hep tek bir ifade olarak düşündük şimdiye kadar. İster Lagrange amcanın notasyonuyla, ister Leibniz amcanın notasyonuyla kuralım. Hep tek bir şeydi bu türev bizim için. Ama burada bakın bir dy ve dx var. Dy bölü dx var. Aslında iki şeyin birbirine bölümü bunlar. Ve biz hatırlarsanız delta y bölü delta x'ten buraya geldik. Yani bir bölümden geldik. Fark bölümü veya işte şey nedir o? Değişim oranı, fark bölümü dediğimiz bu delta y bölü delta x'in limitini alarak buraya geldik. Dolayısıyla türevin kendisini de bir dy bölü dx bir bölüm olarak da görebiliriz. O zaman bu türevsellerle türevler arasında bir ilişki var. Differentials and derivatives işte. Differentials türevseller, derivatives türevler. Peki nedir? dy bölü dx, f üssü x işte eşit limit delta y bölü delta x, delta x sıfıra giderken bu ana tanım biliyoruz. Delta y bölü delta x, dy bölü dx'e eşit değildir. Aralarında ufak bir fark vardır. Bir sonraki slaytta çizimde göreceğimiz gibi daha evvel de gördük bu çizimde bunu. Yani türevle değişim oranı aynı şey değil. Değişim oranı kaba sonlu ölçülerle, türev sonsuz küçük ölçülerle ölçülmüş şey. Dolayısıyla aralarında bir fark, aralarında ufak bir hata payı var. İşte ona da küçük delta diyoruz şu. Yani delta y bölü delta x, büyük delta y bölü delta x, eksi dy bölü dx, yani değişim oranıyla türev arasındaki farka küçük delta demiş kitapta. Delta x sıfıra giderken, büyük delta x sıfıra giderken, bu küçük delta da sıfıra gidiyor. Niye? Çünkü büyük delta x sıfıra giderken delta y bölü delta x, dy bölü dx'e gidiyor. Dolayısıyla şu fark sıfıra gidiyor. Dolayısıyla delta küçük delta da sıfıra gidiyor. O zaman ben delta y bölü delta x'i eşit dy bölü dx artı delta bir küçük delta gibi yazabilirim şurada. O zaman buradan da delta y'yi dy bölü dx çarpı delta x artı küçük delta çarpı büyük delta x şeklinde yazabilirim. Şuradan buradaki delta x'i sıfıra gidiyor ama hiçbir zaman sıfır değil bu büyük delta x. O zaman bununla çarpabilirim. Şöyle açabilirim delta y'yi. Dy bölü dx f üssü x delta x. Yani dy bölü dx f üssü x. O zaman delta y ne oluyor? F üssü x çarpı delta x artı küçük delta çarpı büyük delta x oluyor. Ha. Yani y'deki gerçek sonlu değişim, x'teki gerçek sonlu değişimle türevin çarpımının bir hata teriminin eklenmesinden oluşuyor. Hata terimi de şu işte delta çarpı, yani küçük delta çarpı büyük delta x. Hata terimi burası. Şu delta y şuna eşit. F üssü x çarpı delta x'e eşit. Ama aynı zamanda artı bir de küçük hata payı var. Çünkü burada işte gördüğümüz gibi delta y bölü delta x ile f üssü x tam aynı şey değil. Dolayısıyla bu hata terimini ihmal edersek, çünkü delta x sıfıra giderken bu hata terimi sıfıra gidiyor. O zaman işte, o zaman delta y'yi yaklaşık eşit f üssü x delta x diye bir yaklaştırım formülü kullanabiliriz. Böyle bir şey yapabiliriz. Buna da approximation formula, yaklaştırım formülü deniliyor. Yaklaşım, bazıları yaklaşım diyorlar. Ben yaklaşımı beğenmiyorum. Çünkü yaklaşım sözcüğü, Türkçedeki yaklaşım sözcüğünün İngilizce'deki karşılığı approach'tur. Yani bir konuya yaklaşmak, belli bir yaklaşım yolu. Buradaki bir formüle başka bir formülle, yani bir matematiksel formüle bir başka bir formülle yaklaşmak, onu çok yaklaşık formülü alarak oradan bir şeyler çözmek. Onun için de bu approximation'ı ben yaklaştırım demeyi tercih ediyorum. Bazı kitaplarda kullanılıyor, bazıları yaklaşım diyor. Ben yaklaştırım olarak kullanacağım bunu. Approximation formülü, yaklaştırım formülü. Peki, dx dediğimiz şey ne? dx, x'in türevseli. Yani şimdi dy bölü dx türevini artık iki tane küçük parçanın, iki tane sonsuz küçük şeyin birbirine bölümü, iki tane sonsuz küçük değişimin birbirine bölümü olarak göreceğiz. dx'e x'in türevseli diyeceğiz, differential of x. dy'ye de y'nin türevseli, differential of y diyeceğiz.
Peki türevsel formülü nedir? Buradan işte dy eşittir f üssü x dx'tir. Dy bölü dx f üssü x'e dy'nin tek başına bırakırsak da buradan dy eşittir f üssü x dx'tir. İşte türevselin formülü budur. Differential türevsel budur. Peki devam edelim bakalım. Gördüğünüz gibi iş ilginçleşiyor. Ha, şimdi burada bizim daha evvelki şeyimiz işte de bu delta y bölü delta x'ten dy bölü dx'e türeve geldiğimiz çizimler. Bu konuştuğumuz nesneler nerede? Şöyle bir görelim. Şimdi şurada y eşittir fx diye bir fonksiyonumuz var. İşte burada fonksiyon, şurada kiriş var. A ve B noktaları. A başlangıç noktası, B bitiş noktası. Bunu bir kirişle birleştirirsek o kirişin işte şu A ve B arasındaki yüksekliğini A ile C arasındaki şeye bölersek tanjant alfayı, şuradaki alfa açısının tanjantını bulmuş oluruz. Ya da ne diyeceksek buna işte şu açının tanjantını bulmuş oluruz. Ve şu yükseklik C ile B arasındaki yükseklik delta Y'dir. Aynısını şurada da buluruz. Yani Y1, Y2 arasındaki fark Y2 eksi Y1 delta Y'dir burada. X0 ile X0 artı delta X ya da X0, aslında bunu Y0, Y1 demek daha iyi olurdu. Bu kitaptan aldım. Ne orada şey yapıyor ya? Wainwright'ın ikinci yazarın, kitabın ikinci yazarının ders notlarından, İngilizce ders notlarından. Daha evvel paylaşmışları isteyenle tekrar paylaşırım. Oradan aldım bu grafikleri, biraz düzenledim. Ha, şimdi delta'ya şu mesafe, CB mesafesi. Delta X'te AC mesafesi aynısı şurada da var. X'in başlangıç ve bitiş konumları arasındaki uzaklık. Tamam, bu da bu. Bu kirişi gittikçe küçültüp yani delta X0 artı delta X'i yani X1, X'in bitiş konumu gittikçe X0'a doğru yaklaştırırsak yani delta X'i 0'a doğru gönderirsek delta X 0'a gidiyor demek. Şu aralık gittikçe küçülüyor demek şurası. Bu takdirde bu kiriş de küçülür, azalır, azalır ve azalır. En sonunda şuradaki teğete dönüşür. Yani daha A ve B mesafesi kısalır, kısalır, kısalır. Bu şuradaki bu fonksiyona göre de bu yataylaşır, yataylaşır. En sonunda A noktasından geçen teğet çizgisine dönüşür. İşte f(x0) noktası, yani x0 x'in hareketinin başlangıcı, onun fonksiyon değeri f(x0) şurası. x0, f(x0). Bitiş noktası x0 artı delta x, buna x1 de diyebiliriz. Onun fonksiyon değeri f(x0) artı delta x. Buna da f1, f(x1) diyebiliriz. Ya da buradaki olduğu y1, y2. Yani biri başlangıca 1, bitişe 2 diyorsanız öyle de denilebilir. Ama x0 genellikle x0'ı ve f(x0), y0'ı başlangıç, x1, y1, f(x1)'i de bitiş olarak kullanmak daha yaygındır. Ha, peki delta y burada işte yine. Burada da var. Şurada f(x0) ile f(x0) delta x. Aynı şeyi burada buluyorum. Delta y'yi buluyorum. Bu kiriş böyle gidip gidip en sonunda şu teğete dönüşünce delta x0'a giderken, yani x1 x0'a doğru giderken en sonunda şu teğete dönüşüyor. O teğetin yatayla yaptığı açıya da gama diyorum. Onun işte şurada bir karşı kenarı var. Burada da komşu kenarı var. dy ve dx de bunlar aslında. Yani gösterimleri bunlar. Aslında bunlar sonsuz küçük şeyler. Sonsuz küçük büyüklükler ama burada büyütülmüş gibi düşünelim. Şu teğet çünkü olmuş. Bu teğetin eğimini göstermek için işte dy bölü dx oluyor. Tanjant gama. Bu açının tanjantı. Dolayısıyla işte dy burası, dx de burası. Türevselleri de şey olarak da, fiziksel olarak da ya da çizim olarak da görebiliyoruz. Ama bunlar sonsuz küçük bizim kafamızda aslında, ama burada büyük halleriyle çizmiş vaziyetteyiz görülsün diye. Evet, demek ki bu türevle türevsel arasındaki ilişkiyi de şu bizim meşhur çizimimizden görebiliyoruz. Pekala, devam edelim. Şimdi bir tane yaklaştırım örneği yapalım. Approximation example. Yani nasıl kullanılıyor bu yaklaştırım formülü. Y eşittir fx eşittir 3x kare artı 7x eksi 5, böyle bir fonksiyon verilmiş. Bunun türevini alırsak dy bölü 6x artı 7, bir şey yok. Buradan dy'yi hesaplarsak yani türevseli f üssü x çarpı dx, yani 6x artı 7 çarpı dx, bu da tamam. dy eşittir f üssü x dx türevsel sonsuz küçük hassas yani teorik zihnimizde olan bir şey aslında bu. Delta x'ler ise gerçek değişimler, sonlu, kaba gerçek değişimler bunlar. Ve biz ne yapıyoruz? Sonlu değişime, gerçek değişime, sonsuz küçük değişimle
türevselle yaklaşıyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki delta y yaklaşık eşittir f üssü x çarpı delta x'tir. Peki soru şu. X mesela 5'ten 5,01'e çıkarken yükselirken böyle bir değişim oluyor. Başlangıç düzeyi 5, bitiş düzeyi 5,01. Dx ve dy nedir? Yani x'teki küçük değişim ve y'deki küçük değişim nedir? Buna göre de şey nedir? Buna göre de ondan sonra işte gerçek değişimleri buradan yaklaştırma yoluyla bulabiliriz. Pekala. Şimdi delta x ve delta y'nin yani hem dx dy'yi hesaplayacağız hem de delta x ve delta y'yi hesaplayacağız. Delta x ve delta y'yi gerçek farklar olarak hesaplamak da mümkün. Ama yaklaştırım formülüyle hesaplamak da mümkün. Ve bir yaklaştırım formülüyle hesapladığımız zaman bir hata payımız olacak. O hani küçük delta çarpı büyük delta x dediğimiz şey işte delta y ile dy arasındaki fark. Yani y'deki y'nin gerçek değişimiyle türevseli arasındaki fark, buna h diyoruz. Bu da işte öbür formüldeki, önceki sayfadaki formülde küçük delta çarpı delta büyük delta x. Aynı şey burada h hata payı da. Böyle de denmiş kitapta. Peki şimdi x0 5'ten x1'e 5,01'e çıkıyor. Gerçek değişim ne delta x? x1 eksi x0'dır. Yani 5,01'den 5'e çıkınca 0,01'dir. Tamam. y0'ı hesaplarsam, yani fx0, f5'i işte fonksiyonun içine şuraya yerleştirirsem 3 kere 5, 5'in karesi artı 7 kere 5 eksi 5, 105 verir bana. y1'i de hesaplarsam bitiş düzeyi yani fx1, f5,01, 3 kere 5,01'in karesi artı 7 kere 5,01 eksi 5, bunu da hesaplarsanız hesap makinesiyle 105,3703, 3703 olduğunu görürsünüz. Gerçek fark ne delta y? y1 eksi y0 yani 105,3703 ya da 3703 eksi 105 yani 0,3703. 0,3703. Bu işte gerçek değişim. Delta y bu. Peki yaklaştırımla yapsam ne olur? Delta y yaklaşık eşit dy olsun. Ben dy üzerinden tahmin edeyim delta y'yi. Yani tek birini hesaplamak yerine türevselle yapayım bu işi dersem. O zaman şöyle oluyor. Dy f üssü x dx'e eşit değil mi? Bu da yaklaşık eşit f üssü x delta x'e eşit değil mi? Türevi de biliyorum. Tamam. O zaman dy'yi yaklaşık eşit f üssü x0 çarpı delta x başlangıç konumunda türevini hesaplarım. Delta x olarak yazabilirim. Yani 6 kere x0 artı y'nin 0,01 ile çarpımı olur. 6 kere 5 artı y, 5 kere 6 30, 37 çarpı 0,01 olur bu hesaba göre. 37 çarpı 0,01, 0,37'dir. Bu da işte yaklaşık değişim. Yani delta y'nin dy yaklaştırımı. Dy'deki dy'ye yaklaşık hesaplayarak delta y'yi modelliyorum bir anlamda. Oradan da 0,37 buluyorum. Ne hata yaptım? Hata payı h. Delta y gerçek değişimle dy yani türevsel arasındaki fark. 0,3703 eksi 0,37 nedir? 0,0003 yani 10 binde 3. 10 binde 3 hata yapmışım. Hiç fena değil. Bu yaklaştırım formülde çok yakın. Bakın bu kadar. Yani 10 binde 3 hatayla hesaplıyorum. Çok yakın hesaplayabiliyorum. 10 binde 3 hata önemli midir? Önemsiz midir? Şeylerle yani çok büyük, çok kaba değişkenlerle uğraşıyorsanız, gayri safi milli hasıla gibi böyle milyar dolarlarla falan uğraşıyorsanız, böyle çok ya da kaba ölçülmüş şeylerle uğraşıyorsanız, iktisatta genellikle öyle şeylerle uğraşıyorsunuz. Sonuç belli olmaz. O zaman 10 bin lira çok önemli olmayabilir. Ama Ay'a füze gönderip adam gönderiyorsanız 10 binde 3 hatayla Ay'ı ıskalayıp adamı astronotu uzaya uzayda kaybedersiniz. Adamcağız uzayda ölür. Dolayısıyla da 10 binde 3 hata bazen çok önemlidir. Bazen de hiç önemsiz olabilir. Ne iş yaptığınıza bakar. Ama fena bir hata payı da değildir. Biz genellikle kendi işlerimizde böyle şey yapabiliriz. Bu hata payını göze alabiliriz. Bu kadarcık hatayla çalışabiliriz. Evet. Peki başka uygulamalar, türevseller ve noktasal esneklik, differentials and point elasticity. Şimdi tanım, esnekliği belki şeylerde, iktisat derslerinizde görmüş olabilirsiniz. İktisada giriş derslerinizde.
nedir? Tanım y eşittir fx ise y'nin x'e göre esnekliği, elasticity of y with respect to x, böyle denir İngilizcesi. Nedir? İşte şöyle yazılır. Şu küçük epsilon işaretiyle, bu epsilon diye okunur. Yunan küçük e harfi. Epsilon yx, yani y'nin x'e göre esnekliği. Bu yüzde delta y bölü yüzde delta x'tir. Yani y'deki yüzde değişim bölü x'teki yüzde değişim. X bağımsız değişken, y bağımlı değişken, fonksiyonu olan şey. Dolayısıyla fonksiyondaki yüzde değişimin bağımsız değişkendeki yüzde değişimi oranına esneklik denilir. Burada soru. Niçin yüzde ve niçin esneklik kullanırız? Bunun cevabını hemen vermeyeyim. Siz biraz düşünün. Ondan sonra akşam 6'da mesela ve sonraki derslerimizde tartışalım. Biraz şey yapın, bunun üzerine bir araştırın bakalım. Niçin yüzde ve niçin esneklik kullanıyoruz? Bunun üzerine biraz düşünün, tartışın. Sonra da cevaplayalım beraber. Ama iyi bir ölçü bu. Çoğu zaman türevden de daha iyi bir ölçü. Türevin sorunları olduğu yerde bu esneklik o sorunları gideriyor. Böylece de ipucu vermiş olayım size. Şimdi örnek nedir? Q eşittir Fp ise Q'nün P'ye göre esnekliği, yani talebin mesela fiyata göre esnekliği. Elasticity of Q with respect to P. İngilizcesi bu. Nedir? Esneklik Qp yüzde delta Q bölü yüzde delta P. Ha, yani Q'deki yüzde değişimin P'deki yüzde değişimi oranı. Bunun çeşitli şekillerde ölçebiliriz bu yüzdeleri. Bir tanesi yay esnekliği, arc elasticity İngilizcesi. Bunu genellikle şöyle üstüne küçük bir yay koyarak gösteriyorum. Çok fazla işimiz olmayacak bizde. Biz daha çok noktasal esneklikle uğraşacağız ama böyle bir esneklik de var. Bilmenizde yarar var. Ha, nedir? Yüzde 100 çarpı delta y bölü y0 artı y1 bölü 2, yani y'nin başlangıç ve bitiş konumları arasındaki şeyin, onların ortalaması. Bölü 100 çarpı delta x bölü x0 artı x1 bölü 2, yani x'in başlangıç ve bitiş konumlarının ortalaması. Dolayısıyla y'deki ve x'teki değişimleri kendi başlangıç ve bitiş konumlarının ortalamasına bölerek yüzdeleri oluşturuyoruz. Bir de yüzde çarpınca yüzde olarak ifade etmiş oluyoruz. Aslında yüzde çarpmadan önce bunlar birer oran. Yüzde çarpınca da yüzde olarak ifade etmiş oluyoruz. Ama pay ve payda da ikisinde de yüz olduğu için onlar sadeleşir. İşte şöyle bir şey çıkarır. Delta y, y1 eksi y0 bölü y0 artı y1 bölü 2 bölü x1 eksi x0 delta x, x1 eksi x0 bölü x0 artı x1 bölü 2. İkiler de sadeleşir. Şu kalır. Yani y1 eksi y0 bölü y0 artı y1 bölü x0, x1 eksi x0 bölü x0 artı x1. Ha, peki bunu bizim talebe uygularsak, mesela talebin yay esnekliği dersek ne olur? İşte yüzde delta Q bölü Q0 artı Q1 bölü 2 bölü 100 çarpı delta P bölü P0 artı P1 bölü 2 olur. Yüzleri ve ikileri sadeleştirince, pay ve payda da ikisinde de olduğu için, ne kalır geriye? Q1 eksi Q0 bölü Q0 artı Q1 bölü P1 eksi P0 bölü P0 artı P1 kalır. Bu şekilde de işte hesaplayabiliriz. Sayısal değerleri varsa onları koyup sayısal değerde hesaplayabiliriz. Peki noktasal esnekliği veya noktasal esneklik bu nedir? Bir de bunu görelim bakalım. Point elasticity. Epsilon yx dediğimiz şey yüzde delta y bölü y bölü yüzde delta dx, burada delta diye artık dy, yani sonsuz küçük hassas ölçülerle artık ölçüyoruz. Epsilon yx yüzde 100 çarpı dy bölü y bölü 100 çarpı dx bölü x'tir. Yani yüzleri sadeleştirirsek dy bölü y bölü dx bölü x'tir. Veya öbür türlü de yazabiliriz. Dy bölü dx çarpı x bölü y olarak da yazılabilir. Bunlar hep çeşitli gösterimleri. Dy bölü dx bölü y bölü x olarak da yazabiliriz. Ve o zaman yazdığımız zaman işte bu türev bölü ortalama, yani marjinal fonksiyon bölü ortalama fonksiyon şeklinde şey yapabiliriz. Bunu da böyle yazabiliriz. Peki esnekliğin yorumu nedir? Interpretation of elasticity. Esneklik yx 0 ise yx'e göre tam katı demektir. Y is perfectly inelastic, rigid with respect to x, böyle denir İngilizcesi. Esnekliğin mutlak değeri birden, mutlak hep mutlak değerine göre bakarız. Çünkü esneklikler türevler gibi negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Cebirsel değeri de bize yönü gösterdiği gibi mutlak değeri de büyüklüğü gösterir. Yani ne kadar esnek, ne kadar esneksiz olduğunu gösterir. Onun için genellikle mutlak değerle bakarız. Mutlak değer epsilon yx birden küçükse
yx'e göre az esnek. Y is inelastic with respect to x deriz. Epsilon yx mutlak değeri 1 ise yx'e göre birim esnek. Y is unit elastic with respect to x deriz. Epsilon yx mutlak değeri 1'den büyükse yx'e göre esnek. Y is elastic with respect to x deriz. Ve epsilon yx'in mutlak değeri sonsuz ise, artı sonsuz ise yx'e göre sonsuz esnek. Y is infinitely elastic with respect to x diye adlandırırız bunu. Evet, sanırım burada bunu son slide yapabiliriz. Öbür geri kalanları sonra yaparız. Çünkü burada çok yoğun şeyler anlattık. Örnek bir tane örnekte bitirelim bu olayı. QD 100 eksik 2P ise DQD D bölü DP yani 100 eksi 2P diye işte böyle bir talep fonksiyonumuz var. Bunun türevi eksi 2. P'ye göre türevi eksi 2. QD bölü P 100 eksi 2P bölü P olur. Burada esneklik işte Q'nun P'ye göre noktasal esnekliği DQD bölü DP yani bölü QD bölü P olur. Yani eksi 2 bölü 100 eksi 2P bölü P olur. Burada P yukarı çıkınca eksi 2P bölü 100 eksi 2P 2 ile de sadeleşince eksi P bölü 50 eksi P olur. Böyle bir formül elde ederiz esneklik için. Peki bunun nedir? Ne durumda ne olur? P eşit 0 olursa epsilon QP eksi 0 bölü 50 eksi 0 0 verir. O zaman mutlak değeri de 0'dır. Tam katıdır. Talep fiyata göre tam katı olur. P eşit 20 ise epsilon QP eksi 20 bölü 50 eksi 20 olur. Sadeleştirince eksi 2 bölü 3 olur. Mutlak değeri de 2 bölü 3 olur. Birden küçük olur. Dolayısıyla talep fiyata göre az esnek olur. P eşit 25 olduğu zaman epsilon küp eksi 25 bölü 50 eksi 25 eksi 1 olur. Mutlak değeri 1'dir. Birim esnek olur. P eşit 30 olunca epsilon küp eksi 30 bölü 50 eksi 30 eksi 3 bölü 2 mutlak değeri 3 bölü 2 birden büyük. Tam esnek olur. Ve P 50 olursa epsilon küp eksi 50 bölü 50 eksi 50 eksi sonsuz olur. Dolayısıyla mutlak değeri de artı sonsuz olur. Sonsuz esnek olur. Yani çok esnek olmuş olur. Şimdi bunlar ve bunun daha açılmasına falan gelecek derste göreceğiz. Şimdilik teşekkür ederim. Kaydı durduruyorum.